İnsan doğaya bir baktığı zaman şu orman kendi halinde yetişiyor ama nelerle? Eynihan Köyü. Köye girerken etrafımıza hayranlıkla bakarken buluyoruz kendimizi. Köyde nüfus ve özellikle de genç kitlenin nicelik bakımından azlığı dikkatimizi çekiyor. Bu durum köyde haliyle derin bir sakinlik yaratıyor. Köyü gezmeye devam ederken Mehmet amca bize eskiden köy için önemli bir yapı olan köprüyü gösteriyor. Dediğine göre bu köprü eskiden çok daha kritik bir konuma ev sahipliği yapıyormuş ve eski İstanbul Gediz yolunu birbirine bağlıyormuş. Gezimizde ilerlerken köyde yapılması gereken önemli bir takım düzenli aktivitelere de rastlıyoruz. Birçok koyun ve onları kendine has bir tarzla gütmeye çalışan Hasan amcayı görüyoruz. Koyunlar Hasan amcanın direktifleri ile organize bir şekilde yönlere doğru hareket ediyorlar. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Bir ömür nasıl yaşanır? Kimi zaman Muzaffer amcamız gibi evinin ısınması için odun kırarak, kimi zaman da Fatih hocamız gibi odun taşıyarak. Mehmet amca 2014'ten bu yana köyün muhtarı konumunda bulunuyor. Köyümüzle ilgili genel bilgiler için muhtarımıza kulak verelim. Ben Eynihan Köyü Muhtarı Mehmet Çetin. 2014 yılında seçimlerde vatandaşlarımızın tercihi üzerine muhtar olduk. 8 yıldır aşkındır da muhtarız şu anda. Köyümüz geçim kaynağı. Küçük baş hayvan, büyük baş hayvan ve çiftçilikle mücadele etmektedir. Bunun yanı sıra eskiden ilkel şeylerimiz vardı. Mesela öküz koşuyorduk. Şu anda onları motor, traktör geleli beri onlar bitti. Artık yeni şeyleri yani atıyorum daha modern şeylerle tarlalarımızı işlemekteyiz. Nazife teyzemizin çalışkan ve sempatik halleri resmen içimizi ısıtıyor. Köyümüzü gezerken tarlasını işleyen Erhan abimize denk geliyoruz. Umuyoruz ki Erhan abimiz verdiği emeklerin karşılığını fazlasıyla alır. Köz ateşinde yapılan çay denince İnsanın aklına bu çayların etrafına yapılan sıcak, içten sohbetler geliyor. Mehmet amca bizi fasulyeci Rasim amcanın yanına getiriyor. Ve Rasim amca bize fasulyenin nasıl ayıklanacağını gösteriyor. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes evinde tenceresini kaynatabilmek için tıpkı karıncalar gibi bir ahenk içinde çalışıyorlar. Ayaklarımızın altında sanki bir halıymış hissiyatı veren tarlaları görüyoruz. Thank you.
hayattır. Akan bu su bize hala doğanın canlılığını ve köyün topraklarının bereketini gösteriyor. Bu güzel meyve ağaçları insanın iştahını kabartıyor doğrusu. Bu tepeye çıktığımız zaman bu güzel köy resmen ayaklarımızın altına seriliyor. Köyümüzü gezmeye devam ederken tavukları koruma görevini üstlenen pamuğa rastlıyoruz. Yolumuzda ilerlerken karşımıza büyük bir ağaç kavuğu çıkıyor. Köylülerin dediğine göre bu kavukta büyük bir ayı yaşarmış. Hızla makineleşen bu çağda köyümüz de çağın gerisinde kalmayarak güncel tarım aletlerini kullanıyor. Köy halkının bir kısmı tarım işini hala eski usul aletlerle yapmaktadır. Bu geleneği sürdürenlerden birisi de Akif abimiz. Köyü gezmeye devam ederken Mehmet amcamız bizi güzel bir seraya götürüyor. Bu serada marul, ıspanak, fasulye ve salatalığın yetiştiğini öğreniyoruz. Ayrıca Mehmet amcanın sera için sarf ettiği çabayı da serayı gezerken rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ülkenin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üreticisi olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış olan da köylüdür. Eynihan köyünün misafirperverliği, sıcakkanlılığı ve güler yüzlü bu insanlar hep aklımızda kalacak. Eğer bir gün yolunuz Eynihan köyünün yakınlarına düşerse mutlaka bu köye uğramanızı tavsiye ederiz. Sağlıcakla kal Eynihan.